Herkese merhaba. Deadbeat kanalındasınız. Bu şapkayı takınca niyeyse gözlüğü de takma isteği doğuyor bende. Biraz saçma oluyor ama. Yine de biz çıkaralım bunu. Şapka sanıyorum gayet komik duruyor. Ama ucuz yollu kafa takip cihazı yapmamız için bunlara katlanmak gerekebiliyor. Gördüğünüz gibi Android telefonumla o pahalı tracker cihazlarının neredeyse aynı performansında çalışabiliyoruz bu şekilde. Biraz bir turlayalım. Ondan sonra nasıl yapacağımıza geçelim. Oyuna değişik bir hava katıyor. Ben belli bir süre kullanmıştım bu şekilde. Daha sonradan bazı nedenlerle ara vermiştim. Şimdi bu bahaneyle tekrar ayarladım. Büyük ihtimalle de devam edeceğim. Çok güzel bir hissiyatı var. Kafanızı çevirdiğiniz zaman gözlerinizle orayı takip etmeniz gerekiyor tabii ama tek ekranda oynadığım için yani bunu bir de üçlü ekranda oynadığımızı düşünsek gayet güzel olacak. Şöyle önümüzdeki ekranın sağında ve solunda da ekranlar olduğunu düşünürseniz çok güzel bir hissiyatı var gerçekten. Özellikle kalabalık yollarda, dönüşlerde çok işe yarıyor. Bir kere sağa sola bakmak için bir tuş kullanmanız gerekmiyor. Artık direksiyonlarsa direksiyondan, klavye veya mouse'sa onlardan elinizi çekmeden oynayabiliyorsunuz. Çok değişik bir deneyim. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum. İmkanı olan derken aslında çok bir şeye de gerek yok. Günümüzde neredeyse herkeste cep telefonu zaten var, akıllı cep telefonu ama Android'de çalışıyor mu bilmiyorum açıkçası. Ona da bakacağım. Android dedim. Android'de çalışıyor zaten. iOS'ta çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ben denk gelmedim daha doğrusu onunla bir bilgiye. Şu an için Android'de çalışıyor en azından. Eğer iOS'ta da bir güncelleme veya iOS'a uygun hale getirilme durumu olursa buradan yine ufak bir videoyla bilgisini verebilirim onun da. Çok rahat bir şekilde sağa sola izlemenize imkan veriyor. Şöyle arkaya bakabilirsiniz.
Siz kendi başınıza oynarken bir zararı yok aslında ama çevrenizde, yanınızda birisi sizi izliyorsa ona çok komik gelebilirsiniz tabii. Ben de böyle kullanmadığım bir şapka vardı. Onu ayarladım, sabitledim telefonu. Bunu da şimdi size göstereceğim. Uygun bir yer bulup park edeyim aracı. Daha sonra anlatıma geçeceğim. Hoppa. Kafayı çok fazla çevirdik. Abartmamak gerekiyormuş. Buraya gireyim diyorum ama burası da çok kalabalık. Uygun bir yer bulup oraya park edeyim şimdi. Şimdi ben bunu daha önce kullanırken sadece sağa sola bakmak için kullanıyordum. Bunun ayarı var. Ondan da bahsedeceğim. Bugün tekrar kurduğumda keşfettim açıkçası. Yukarı aşağı olayı nasıl yapacağımı da, onu da çözmüş oldum. İsterseniz sadece sağa sola ayarlayabilirsiniz. Hani aşağı yukarıya oynamasın derseniz sadece sağa sola ayarlayabilirsiniz. Ama yukarı aşağıda bakmak iyi oluyor çünkü bunun kullanımını aktif hale getirdiğiniz zaman mouse'la kabin içinde sağa sola dönemiyorsunuz. Mouse iptal oluyor kabin içinde. O yüzden yukarı aşağı bakmakta da fayda var. Yani şu göstergelere bile kafayı eğip bakmak falan çok güzel bir his. Hele bir de yani ben direksiyonla oynuyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Çok iyi bir direksiyonum yok. 90 derecelik. Snoopy direksiyonum var. Onunla oynuyorum ama şu an o kadar güzel bir hissiyatı var ki elinizde direksiyon. Sağa sola kafanızı çevirip bakıyorsunuz. Yani ne klavyeyle ne mouse'la ekstradan uğraşmıyorsunuz. O yüzden çok hoş bir duygu. Yani sizin de yaşamanızı istiyorum bunu. O yüzden bilgileri size de paylaşacağım şimdi. Bu arada lafa daldım. Fark etmeyi de unuttum. Sağda boş bir yer bulabilirsem. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabin içinde ön camda nereye isterseniz aynalar rahat rahat bakabiliyorsunuz. Yani yolda giderken şöyle hafif kafayı çevirip aynaya bakıp tekrar devam edebiliyorsunuz. Elinizi direksiyondan veya klavyenin tuşlarından çekmeniz gerekmiyor. Veya başka bir tuşa basmak için uğraşmanız gerekmiyor. Şöyle arkaya bakarken biraz fazla çevirdiğiniz için gözleri de oraya çevirmeniz lazım. Evet. Anlatıma geçelim şimdi. Programımız zaten açık, bu geldi direkt karşımıza. Şöyle zaten programın direkt içerisinde de bizim kafa hareketimizin nasıl tepki aldığını görebiliyorsunuz bu şekilde. Bu programın linkini açıklamaya koyacağım. Android telefonunuza yüklemeniz gereken APK dosyasının da aynı zipin içine koyarım. Zaten Android programını, o APK dosyasını
ayrı indirmeniz gerekiyor. Şeyden, Google Play'den bulamıyorsunuz onu. Şimdi öncelikle programın kurulumu zaten basit. Vereceğim setup dosyasını standart çift tıklayıp açıyorsunuz. İleri ileri diye geçerek bir masa üstüne kısa yol oluşturayım mı diye sorduğu bir bölüm var. İsterseniz eğer masa üstünde kısa yol onu işaretlersiniz kurarken. Onun dışında pek bir şey seçmeniz gerekmiyor. Standart bir kurulumu var. Kurulum yaptıktan sonra programı açıyorsunuz. Şurada, şunu da çıkarayım bu arada. Seçeneğinde FreePy UDP Receiver seçili olması gerekiyor. Buna dikkat edeceksiniz. Output'ta da FreeTrack 2.0 Enhanced. Bunların seçili olması lazım. Input kısmında şu ayar işareti, çekiç işareti var. Buna tıkladığınızda şurada port ayarı var. Bu program telefonunuzla Wi-Fi üzerinden bağlantı kuruyor. Yani aynı modeme bağlı olmanız lazım. Telefon ve bilgisayar aynı ağda olmanız gerekiyor. Wi-Fi üzerinden haberleşiyorlar çünkü. Port ayarı o yüzden lazım. Ben 5555 numaralı portu açmışım. Diğer ayarlara bir şey yapmanız gerekmiyor. Eğer sizde farklıysa bu şekilde ayarlayın. Çünkü ben de çok uzun zaman oldu ayarlayalı. Gerçekten şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Ama bu şekilde olduğu zaman az önce gördüğünüz gibi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ayarlarınızın bu şekilde olması lazım. Output ayarlarında şurada interface olarak Use Track ayar seçiyorsunuz. Hide Free Tray seçmeniz gerekiyor. Bunlar ETS'ye uyumlu ayarlar. Diğer oyunlarda belki farklı olabilir ama ETS'de, ATS'de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada videolarda ben hep ETS'den bahsediyorum ama ağırlıklı olarak ETS oynanıyor çünkü. ATS biraz zayıf kalıyor ETS'nin yanında. Ama bu anlattıklarım gerek dosyalarla ilgili şeyler olsun, modlarla ilgili teknik bilgiler olsun. ATS'de de geçerlidir hepsi. Harita modları dışında tabii birbirine uymaz haritalar. Onda farklı, bunda farklı haritayla oynuyorsunuz. Onun dışındaki bütün teknik bilgiler, modların kurulumu olsun, dosyalarda yaptığınız işlemler olsun aynı ATS ile ETS. Biz genel olarak ETS'yi ağırlıklı oynadığımız için onun üzerinden anlatıyorum. Yani ATS kullanıcıları da aynı şekilde çalıştırabilirler. Onun dışında yapmanız gereken yine bir ayar yok. Zaten otomatik geliyor. Dediğim gibi buradan ayarlarınız bu şekilde olacak. Port numarasını kendi bilgisayarınıza göre vereceksiniz. Şurada da şunu seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde olacak ayarlarınız. Onun dışında ayarlamanız gereken Options kısmına bastığınız zaman şuradan shortcutlar var, yani kısa yollar var. Şurada da anlatmış zaten, İngilizcesi yeterli olmayan arkadaşlar için ben yine söyleyeyim. Center dediği şey, bir kısa yol tuşu atıyorsunuz. Ben mesela numerik tuşlardan 2'ye atamışım. Nereye bakarsanız bakın, o an baktığınız yeri ortalıyor. Yani oturma pozisyonunuz diyelim, yani biraz şöyle kalkılarak oturuyorsunuz diyelim. Center'a bastığınız zaman o anki bakış pozisyonunuz ortalanmış oluyor. Hangi pozisyondaysanız, yani oyunu oynarken daha çok sabit duracağınız pozisyondayken center'a atadığınız tuşa basıp sıfırlamış oluyorsunuz. Toggle dediği mesela sola baktınız diyelim. Kafayı çevirdiniz sol aynaya. Toggle tuşuna bastığınız zaman orada sabit kalıyor. Siz kafayı nereye çevirirsiniz çevirin, orada kalıyor. Tekrar toggle tuşuna bastığınız zaman yine ortaya dönüyor. Ya daha doğrusu kafanız nereye dönükse oradan devam ediyor. Zero tuşu da tam tersi. Nereye bakarsanız bakın düz ileriyi gösteriyor. Yani kafanızı hiç çevirmiyormuşsunuz gibi center olarak ayarladığınız yeri gösteriyor. Yani önünüze bakarak gidiyorsunuz zero'ya bastığınız zaman. Bunu hani belli yerlerde kullanabiliyorsunuz.
kullanmadan gideyim dersiniz. Önünüze bakmanız gerekir. Veya sağa sola çok oynatmanız gerekir kafanızı oynarken. Bu kafayı oynattıkça ekranda sallanacağı için kapatmak isteyebilirsiniz. O durumlarda Zero'yu kullanabilirsiniz. Toggle'da da mesela bir kavşaktasınız. Sol taraftan gelenleri takip etmeniz gerekiyor diyelim yola girmek için. O durumda toggle'a basıp kafanızı düz çevirseniz de ekranı o sol tarafı gösterecektir. Yol müsait olduğunda tekrar toggle'a basıp yolunuza devam edebilirsiniz. Center at startup bunlar çok önemli şeyler değil ama ilk başlangıçta ortada gelsin seçeneği. Enable tray dediği Windows'ta çalıştırdığınız zaman şu tray ekranına atar. Şurada değil, aşağı attığınız zaman veya işte kapattığınız zaman direkt orada çalışır halde oluyor. Onun dışında output ayarlarında burası önemli. Yav yazdığı yer sağ sol çevirme durumumuz. Sağ sola kafayı çevirdiğiniz zaman yavda bunu yapıyor. Burada şöyle bir şey ayarlayabiliyorsunuz. Mesela yava pitch ya da roll'u seçebilirsiniz. Bu sefer sağa sola baktıkça kamera yukarı aşağı oynayabilir. Yav'da yav seçili kalacak. Bu önemli. Sağa sola bakma olayıdır bu. Bu da yukarı aşağı bakma olayında benim çözdüm dediğim olay bu. Pitch'te roll'u seçerseniz, roll'u da disable ederseniz ve invert yazan işaretleri de işaretli olursa az önce benim oynadığım gibi nereye bakarsanız kafa aşağı yukarı sağa sola nereye bakarsanız orayı gösteriyor. Ayarlarınızın bu şekilde olması lazım. Eğer diyelim ki yukarı aşağı bakmak istemiyorsunuz, şuraya tıklayıp bunu da disable ederseniz, bu sefer sadece sağa sola çevirince kafayı hareket edecektir. Yukarıya aşağı oynamayacaktır. Belli bir düzlemde böyle hareket eder. Yukarıya aşağı oynamaz kamera. Bunların dışında diğer ayarlarla pek oynamanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Ben de çoğunu bilmiyorum. Aslında bakmadım. Hani mesela şurada Game Detection'da otomatik çalıştırma olayı var. Bunu Open Tray Windows'un açılışını ayarladınız diyelim. Aşağıda şurada Tray'de çalışıyor sürekli. Hiç kapamıyorsunuz. Burada ETS'yi ayarladınız diyelim. Eklediniz buraya listeye. ETS oyununa girer girmez program aktif oluyor. İsterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben manuel açıyorum mesela. Burada anlatacağım ayarlar da bu kadar. Mapping diye bir şey var. Burası da standart geliyor ama size yine de söyleyeyim olması gereken ayarları. Şeyde yavda 60 derece ayarlı. Pitch'te 90 derece ve yine 90 derece ayarlı. Roll'da da 180 ayarlı. Ayarlarınızın aynı bu şekilde olması lazım. Bunlar bakış açısıyla alakalı şeyler. Yani max input mesela 60 derece diyor. 60 derece çevirdiğiniz kafayı 60 dereceden fazlasını almıyor. Bu onunla alakalı bir durum. Yani kafanız zaten belli açılarda dönebildiği için. Mesela yukarı aşağı olayı var. Rol yanlış bilmiyorsam birisi kafanın şu şekilde sağa sola dönmesi, birisi yukarı aşağı oynaması ama şimdi tam hatırlayamadım. İngilizcem bitti burada. Hatırlamayınca öyle oluyor. Burada da ayarlayacağınız o. Yani 60, 90 ve 180. Başka da bir ayar yapmanız gerekmiyor. Açıyorsunuz programı. Şuradan start diyorsunuz. Start dediğiniz zaman şu an no video diyor çünkü telefondan bir veri almıyor şu anda. Telefonda kapalı olduğu için. Telefonu açtığınız zaman çalışmadı. Çünkü bu değil. Diğeri çalışıyor. Ben de iki tane açık. Evet. Aynen. Şu şekilde. Bu telefonu ben size
söylemiştim göstereceğim diye. Şu şekilde bir şey yaptım. Şöyle çıkarayım. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle bir eski kullanmadığım kılıfı aldım. Bir şapkayı da zaten kullanmıyordum. Yazlık bir şapka. Buraya diktim yani. Delikleri vardı üzerinde şeyin, kılıfın. Onlardan sabitledim. Bantla da hatta iplerin üstüne de sabitledim. Bu şekilde oynayacağım zaman direkt kılıfa takıyorum. Oynamayacağım zaman veya kullanmayacağım zaman çıkarıyorum üzerinden şöyle. Bunu şey de yapabilirsiniz. Ne bileyim şapka olabilir. Kulaklığınızın arasına sıkıştırabilirsiniz. Hani o kafanın üstüne gelen kısmın arasına sıkıştırabilirsiniz. Onun dışında çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Hani o size kalmış. Bir bantla yapabilirsiniz. Bir taç takabilirsiniz. Hani farklı farklı yöntemlerle bunu sabitleyebilirsiniz. Şurada bir ayar daha olacaktı. Size onu da söyleyeceğim. Bir saniye. Input'ta olması gerekiyor. Ha şu. Bu 180 benim telefonumun duruşuna göre ayarladığım şey. Yani ben telefonu kafamda sabitlerken şu şekilde koyuyorum. Yani baktığım tarafa doğru yatay bir pozisyonda oluyor. Yan pozisyonda oluyor daha doğrusu. Ona göre yani şöyle olması gerekirken böyleyse örnek veriyorum 180 derece veya böyleyken yani böyleyken center'daysa eğer sizin bunu düzeltmeniz gerekiyorsa şöyle koyduğunuzda bunu işte artı eksi 90 artı eksi 180 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu buradaki ayar bunun için telefonunuzun kafanızda duracağı açıyla alakalı. Yani şu şekilde koyarsanız mesela burada belki ayar yapmanız gerekmeyecektir. Ama şöyle koyduğunuzda buradan onu sabitleyebilirsiniz ayarını. Zaten sonrasında da center'a bastığınızda yani bunu yapmazsanız da yine center'a bastığınızda sabitliyor ama belli bir açı şeyi olduğu için kapasitesi onu aşmış oluyorsunuz. Mesela normalde center dediniz, 90 derecelik bir açıdasınız. Center dediğiniz zaman kafayı çevirdiniz, yarım çevirdiğiniz zaman mesela sapıtmaya başlar. Çünkü sınıra gelmiştir. Siz onu artı 90 veya eksi 90'dan sıfırlamış olsanız bu sefer tam çevirebiliyorsunuz. Bir problem olmuyor. Program bu şekilde, ayarları bu şekilde. Oyuna girerken, daha doğrusu oyuna girmeden önce tek seferlik bir ayar var. Şurada belgelerin altında, Euro Truck Simulator 2'nin altında biliyorsunuz config dosyası var. Bu config CFG dosyasını açıyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Ben de 92. satırdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. USET G alt tire tracker. Burası 0 geliyor normalde. Şunu 1 yapıp kaydediyorsunuz. Birse zaten bir şey yapmanız gerekmez. Onun dışında burada yapabileceğiniz başka bir yer yok bununla ilgili zaten. Bunu da söyledik. Başka telefonla ilgili yüklenecek programın bir ufak ayarı var. Ha, bir de ondan önce tabii o telefona IP adresi girmeniz gerekecek. IP adresinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Çalıştır veya başlata tıkladıktan sonra direkt yazabilirsiniz. Ya da Windows R tuşuna basarsanız çalıştır ekranı açılır. Buraya IP config yazıyorsunuz. Direkt geçiyor. Şöyle yapalım. Çalıştır deyip CMD yazın önce. Gelen ekranda IP config yazın. Burada IP adresini görebilirsiniz bilgisayarınızın. Benim IP adresim mesela 192.168.2.95'miş şu anda.
Bu şeyde de telefonda açacağınız programda da aynı olması gerekiyor IP adresinin. Port numarası için de firewall açmanız gerekebilir. Zaten normalde OpenTRE ilk çalıştırdığınız zaman start dediğiniz anda size soracaktır normal ayarlarınızdaysa Windows'unuz. Port açmak istiyor, izin veriyor musun diye soracaktır. Eğer izin vermiyorsa denetim masasından firewall ayarlarınıza girip oradan portu eklemeniz, izin vermeniz gerekebilir. Yani mesela biz 5555'i ayarladık. 5555'in UDP çıkışına ve girişine izin vermeniz gerekiyor. Bu da biraz fazla bilgisayar teknik bilgisine girdiği için şu an onu anlatmayacağım. Onunla ilgili bilmeyen arkadaşlar arayıp bulabilirler. Ya da bana ulaşırlarsa ben yine yardımcı olurum. Yorum kısmına yazarsanız bir şekilde onunla ilgili de yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi telefondan yapılacak ayarlara geçelim. Ondan sonra da zaten videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, bilgisayardaki ayarlarımızı bitirdik. Telefondaki ayarları yapmaya geldi sıra. Linkte vermiş olduğum APK'yı telefonunuza yüklüyorsunuz. Yalnız bunu yüklerken Google Play'den indirip yüklemediğiniz için telefonunuz harici uygulamaları yüklemeniz için izin isteyecektir sizden. Telefon modelinize göre değişir. Onu öğrenip ona göre yüklersiniz. Yükledikten sonra tıklayıp açıyoruz. Burada yapmamız gereken çok basit ayarlar. Fazla karıştırmamız gerekmeyecek. Target IP yazan yere bilgisayarımızın IP adresini yazıyoruz. Target port yazan yere de OpenTrack programında ayarlamış olduğumuz port numarasını yazıyoruz. Bunu bir kere yapacağız. Ondan sonra her açılışta yapmamız gerekmiyor zaten. Tekrar tekrar istemeyecek. Kapalı yazan yere tıkladığınız zaman aktif oluyor. Bu kadar. Yani programa giriyorsunuz. Kapalıya tıklıyorsunuz. Açık hale geliyor. Altında bir yeşil ışık yanıyor. Bunun dışında bir şey yapmanız gerekmiyor telefondan. Kafanıza takıp uygun bir şekilde oynamaya başlıyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.